Ne vermek isterdiniz? Şimdiki Ya ben aklın doğruyu olsa. söyleyeyim mi? Bütün kayınvalideler kendi gününü oynadı. Sen Evet. başta Siz oynadın de mi? sessiz sinema Ben gibi. de öyle. Daha mı fazla puan hak etmiştin? Daha fazla hak ediyordu. Hayır. Hayır. En az 7-8 hak etmişti. Hayır. Çünkü arkadaş, iki arkadaştan çok etkilendi. Ama hanımefendi zaten mutfakta da söyledim ben aynısını. Yok. Bütün kayınvalideler aynısını yaptı. Kendi adınıza söyleyin, rica ediyorum. Bir saniye, böyle bir fikir birliği, ağız birliği oldu mu? Siz kendi tahmininizi söylediniz. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Çünkü masada Zuhal Hanım gördüler. Yani değil mi? İyi masa. Çünkü iki hanım bilinçli olarak, iki hanım için bugün dedi uyuyamadım dedi. Bilinçli olarak uyuyamadım değil. Konuşamadığını biliyorlar. Gazladılar. Bakın geldiğiniz zaman nasıl olduğumu söylendi. Sadece yorgun olduğumu söyledim. Çok yoruldum. Hakikaten bitap düştüm. Ama tamamen Serihan Hanım'ın işte şu anki gibi konuşma tarzı ve dik konuşlarından rahatsızlık duyduğumda. Haklıysam yükselirim. Ama bakın rica ediyorum. Gerçekten lezzetsiz. İstediğiniz kadar iddia edin. Dünkü yemeklerde evet, hatalar da vardı ama lezzet kesinlikle vardı. Bir saniye söyleyeyim size o zaman. Ben o zaman gayet sizin rahatım. Hamur rahatım. Demirler 6 ay kira vermedi midenize oturdu. Onu nasıl açıklayacaksın? Neye midem oturdu? Hamur yaptın, hamur efendim? Yaptı ya, hamurlarından övündü ya. 6 ay ne yapmış? İnsanın kira vermedi. 6 ay zaman oturdu. Geçmedi. 6 ay geçecek zaman zaten midemizi sağlamdan oturdu. İki haftadır. Siz de devamlı otur bir saniye. Ben onun için mi 3 çeşit yemeğimizi beğendiniz? Bir saniye. Bir saniye ben siz sordunuz. Ben sormadım de söylüyorum. Ben siz soruyorsunuz ben cevap söylüyorsunuz. Ben de size o zaman buna siz sorun ben cevap vereyim. Yok ben şey yapmıyorum. Neden yükseldiğimi siz söylüyorum. Siz çok gergin oluyorsunuz. Yok neden yükseldim? Ben haklı olarak yükseldim. Ama hayır. Bakın bir saniye. Siz katılmasanız da burada özellikle düşük verdik diyen, itiraf evet. eden ve pişman olan bir kayınvalide var. O şahsi cevabı ama. Ben pişman değilim. O şahsi cevabı. 8 hak ediyordu diyor. Evet. Hanımlar 5 verdiniz. En azından 7-8 hak ediyordu. En az 7. En az. Ne alaka yani? Siz bir kere koku alamıyorsunuz. Yok yani, canım bak ikinizinkine bakarak daha bunun yemekten hayır yemedin. Canım. İkiniz, biriniz yaktınız, yıktınız, biriniz midemiz oturdu. Hayır. Kuşbaşı denilmedi mi? Kuşbaşı sote. Kuşun başı bir yok kuş da var, küçük kuş şu da var. Kadardı. Şu kadardı. Ay onu kasap doğramış. Git kasaba sor. Kuşbaşı da sor. Sen ondan iyi mi biliyorsun? Hayır ben bilmiyorum. Sen kasaba kuşbaşı deyince hepiniz almıyor musunuz bu eti? Bak şu uçu da kuş, o da kuş. Ben ne bileyim. Biz hiç kasaptan kuşbaşı eti almadık mı? Biz bilmiyoruz. Buradaki görevliler aldı. Biz dedik. Kuşbaşı kıymanın biraz irisiydi. O öyle olmaz ki kuşbaşı. Öyle kıyma mı yiyorsunuz? Aa pardon. Dün şu kadar şu kadardı etinizin büyüklüğü. Ne kadar olacaktı? Kuşbaşı dediğiniz öyle mi? En azından şöyle olur. Oturdu da büyükse olsa ne yapacaktınız? Onu bile yutamadınız midenize oturdu. Allah'ım bu nasıl bir şey diye. Hayretler içinde sağlam. Onun için de rahatsız çıtır, oldum. Çıtır gitti. Ben onun için hakkımı savundum. Eğer bir eksik olsaydı, bir şey olsaydı gerçekten söylemezdim. Arkadaş da tabii ki biraz yüksek aldı ya. Yanmış, yıkılmış hamur menüleriyle. Aa ne yapabilirim? Bunları nasıl yani? Etkileyebilirim? Ne alakası bir arkadaş var Serihan Hanım? Bir rica ediyorum. Düşük tutayım diyorlar. Birden başlamış. Lütfen ya. Olsa da sıfırdan bir puan olsaydı evde verir onu kurulmuş. Verir miydi Elmas Hanım mı? Elmas Hanım öyle. Hmm. A, B, C, D gibi 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye çalıştı. Bu arkadaş da dinledi. Kim ne diyor, o ne diyor, bu ne diyor. 7, 8 verecektim, vermedim. Deyince yani buna ne dersin? Koku alamayan böyle derse koku organları olan arkadaşlar ne demeyecek? Onlar bile bile lades yaptılar. Şu an salsa sosunu koydum. Guacamole sosu. Çok fazla koymayacağım. Belki sevmeyen vardır. İçeriği duyuyorum. Kayınvaliden pişman olduğunu söylüyor. Ben ona söyleme dedim ama yine söylüyor. Tabii vicdanen rahatsız olduğu için de olabilir. Kayınvalidemin haksızlık yaptığım demesi bir şey değiştirmeyecek. Tabii ki söylemese daha iyi olurdu yani. Bizi bir nevi kendi kendine yakmış oldu. Çok istediğim gibi olmadı ama yine de yenmeyecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Zeytinyağlı enginlerimi koyacağım köşesine. Arkadaş en basitinden yoğurt çorbasında pirinçle geziyor dedi. Müşterine yapar. Ay böyle bir şey olamaz. Pirinçle geziyor demedim. Ya, bu, pardon hayır. Dedin. Hayır.
birazcık kırılması lazım. Veya kırılmaz. Pirinç kullanılır dedi. Kırılmayla çorbasına koran pirinç. Hayır hayır konur evet ama biraz kırarsın o pirinci. Birisi de bir arkadaşım da dedi ki yoğurt çorbası bu yoğurttan olmaz dedi. İkinizin de gerçekten... Öyle bir şey demedim lütfen. Dediniz dedi. Hayır bu yoğurttan eşki olmaz. Dedi. Ekşi dedim sadece. Ama o yoğurttan bana olur. Sordunuz siz neyle, hangi yoğurtla yapıyorsunuz? Ben de evde yaptığımız öyle. Siz de dediniz ki... Kese yoğurdun alalım. Onu söylediniz. Yoksa ben olmaz diye bir yorum getirmedim. Ama yoğurt olmamış tatlımsı dediniz. Bakın ekşi dedim. İşte eşki dediniz yani, tatlı olacak dediniz. Siz bakın ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Yoğurt çorbası bir öyle eşki. Diyorsunuz bir böyle diyorsunuz. Yoğurt çorbası eşki diye savunuyorum ben. Siz tatlı olması gerekir dediniz. Hayır öyle demedim. Sadece ekşi gelmiş dedim. Ya aynı şeye geliyor. Bana ekşi geldi. Çorba tatlı yoğurtlu olacaktı. Yoğurtlu çorba öyle olur. Yani olacaktı. Ama yok yani benim diyorum ya. Ha, seninki gibi olacaktı. Eti bir tarafta, parçalanmış hamurlar bir tarafta. Yani siz de onu aldınız yürüyüp gidiyorsunuz. Ben de size diyorum ki üç kere ısındı. Sizin alıp da yürüyecek niye, haliniz bile niye yok. Niye o üç beğendiğiniz yemeği niye hiç konuşmuyorsunuz? Üç tane beğendiğiniz yemeğimizi niye hiç konuşmuyorsunuz? Hangisini beğenmişim? Ferrah köftesini beğendiniz. Kereviz salatasını beğendiniz. Beğenecek bir şey bulamadım da üzülme yesiniz diye onları beğendim. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Lütfen Seriha Hanım. Gene başım ağrıyacak. Rica ediyorum. Gerçekten benim soframda değil. Şimdi gelinimize... Altay benim midem oturduğu gibi. Altay geçmedi. Bakın burada bir mantıksız konuşuyorsunuz. İki haftamız geçti. Tamam mı? Altay diyorsunuz. Yok Altay midemize oturdu. Nasıl bazlama nasıl olur? Ay, güldürüyorsunuz beni rica ediyorum. Belli olur şekerim. Lütfen. İçinden hamur yaptı dedin ya. Gerçekten hamuru bolca yapmış. Her şeyin için aç çok hamur. Çok şükür. Aç, her aç, şeyi ilahiyle yaptığını inanıyorum. Neden bana bu kadar takıldınız? Önce bir saçıma şey yaptınız. Şimdi gelinimin sofrasına ya şey saçına ne? Öylesine tabii güzel hanımsınız. Ne için bu kadar bana takıldınız? Sonra kıskanıyor dediniz. Bir söylesene yemeğim geldi. Yok itirafını aldınız mı? Güzel olmuş. O başka. Şimdi saça nereden geçtin? Ben yemekleri savunuyorum. Hayır ben takılmanızı söylüyorum. Siz illa ki saçımı konuşun diyorsunuz ama onu boş ver. Yok canım. Saçı atlayalım yemeğe geçelim. Buyurun, ne yapacaksın saçın? Sen kuaförsün. O senin mesleğin. Seriha Hanım. İster yana sağ ol ister sola. Buyurun yemeklerini. Çok teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Afiyet olsun. İnşallah tadını da beğenirsiniz. Buğday unu ve mısır unu kullandım. Normal orijinal tarifinde de mısır unu. Aslında mısır koçanından yapılan bir şey. Tabii bizim o imkanımız yok. Tabii. Mısır unu ve buğday unu kullandım ben. Anladım canım. Şimdi saç konusunu ben açtım. Onu da misal gösterdim. Neden bana bu kadar yükleniyorsunuz? Çünkü bence gelinimin yemeklerini kendisine rakip gördüğünü düşünüyorum. O yüzden bana o konuda çok yorumda bulunuyor, ağırlık gösteriyor. Yani bizden biraz rahatsızlık duyuyor kazanacağımızı düşündüğünden o kadar gelinin tarafını tutarak baskın gelmeye çalışıyor. Kızım bu ne, taco niye böyle yan yattı? Ya taco'nun ekmeğini istediğim gibi olmadı açıkçası. Evde denediğim gibi de olmadı. Hiçbir yeri olmamış zaten. Ya hiçbir yeri olmamış işte, değil. Kokusu da gelmiyor. Bunların niye tadı kokusu yok ya böyle? Siz yalnız, hayır siz yalnız kayınvalidem koku ve tad alamadığı için bugün onu sürekli öne sürüyorsunuz. Ben hanımefendiye söylüyorum. Sizde bir şey yok. Sizin de takomuz olmamış. Evet takom olmamış. Ekmeğim olmamış. Ama içinin lezzetine tamam, bakın. Onu kabul sonuçta ediyoruz. Ekmeği olmadı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.